Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir TYT deneme sınavı tarih soru çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Çin İmparatoru Doğu Göktürk Kağanlığı'nı işgal ettikten sonra bu devlette yaşayan Türklerin Çince konuşması, Çinliler gibi giyinmesi ve Çin adetlerini kabul etmesi için İşbara Kağan'a baskı yapmıştır. Bu baskılar üzerine İşbara Kağan Çin İmparatoruna gönderdiği mektupta size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, uzun saçlarımızı kestiremem, halkıma Çin elbiseleri giydiremem, adetlerinizi, kanunlarınızı almama imkan yoktur. Çünkü bu bakımdan bütün milletim hassasiyetle çarpan tek kalptir demiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bize verilen metne baktığımızda aslında Türklerin asimile edilmeye çalıştığını, kendi kültürlerinden yozlaştırılmaya çalıştığına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradan hareketle yargılarımıza bakalım. Türk milleti asimile edilmeye çalışmıştır, ulaşabiliyoruz. Doğu Göktürk ülkesi dış saldırılara maruz kalmıştır. Ulaşabiliyoruz metinden hareketle. İşbara Kağan milli değerleri korumak istemiştir. Yine metinden hareketle ulaşabiliyoruz. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olmalıdır. Büyük Selçuklu Devleti'ni Nişabur'dan yöneten Tuğrul Bey, Ceyhun ile Gazne arasındaki bölgenin yönetimini kardeşi Çağrı Bey'e, Büst ve Sistan yöresinin yönetimini amcası Musa Yabgu'ya, Kuhistan'ın yönetimini kuzeni İbrahim Yınal'a, Cürcan ve Damga'nın yönetimini amcası Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'a ve Kirman'ın yönetimini yeğeni Kavurt Bey'e bırakmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Dikkat ettiysek eğer bilgide Tuğrul Bey toprakların yönetimini kendi ailesinden gelenlere bırakmıştır. Dolayısıyla bu durumda bize yönetimde soy dayanışmasına önem verildiğinin göstergesidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. 1739 tarihli Belgrad Anlaşması'nda yer alan maddelere bakılarak hangi yargılara ulaşılamaz? Bakalım şimdi bize verilen maddelere. Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak. Rus Çarı protokolde Avusturya Arşidükü ve Fransa Kralı'na eşit sayılacak. Yukarıdaki maddeden ulaştığımız Karadeniz'in yeniden Türk Gölü olduğu olarak kabul edildiği. Rusya'nın büyük devlet statüsüne eriştiğine ulaşabiliyoruz yine ikinci bilgiden. Avusturya Pasarofça Anlaşması ile aldığı yerleri Osmanlı Devleti'ne geri verecek, kaybettiği toprakları alabildi. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya verilecek. Bu maddelere bakarak hangi yargılara ulaşamayız? Rusya'nın Karadeniz'deki varlığı pekişmiştir. Ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Osmanlı'nın varlığı pekişmiştir. Osmanlı Devleti Akdeniz hakimiyetini güçlendirmiştir. Karadeniz hakimiyetini güçlendirmiştir arkadaşlar. Yine ulaşamıyoruz. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası zarar görmüştür. Engellenememiştir. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla da olsa Rusya'ya verilmiş çünkü. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği olmalıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban adlı eserinde İstanbul'da ne padişahın, ne devletin, ne hükümetin itibarı kaldı. Hükümet binasında yabancı subaylar odaları işgal etmişler. Yüzbaşı rütbesinde İngiliz zabitleri Osmanlı sadrazamına emir veriyor. Padişaha filan adamı filan yere tayin et diye akıl veriyor. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta adasına sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar ifadelerini kullanmıştır. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanından alıntı yapılan kısım bize Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İtilaf Devletleri tarafından kapatılıp mebusların Malta Adası'na sürgüne gönderilmesinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler Misak-ı Milli'nin yayınlanmasından sonra gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Harf inkılabı sırasında Latin alfabesinde yer alan X, W ve Q gibi harfler alınmamış, bunların yerine Türkçe'ye özgü bazı harfler üretilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Türkçenin kullanım alanının genişlediğine, Türkçenin sadeliğinin korunduğuna, Batılıların tepkisini azaltacak düzenlemelere gidildiğine, alınmayan sesler bizim dil yapımıza uygun olmayan seslerdir arkadaşlar. Dolayısıyla Latin alfabesinin Türkçe'ye uyarlandığını gösterir bu durum bize. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.